Herkese merhaba arkadaşlar, Karamel'in bahçesinden. Bugün dikenler tacı bitkisini anlatacağım size. Birçok arkadaşımız söylemiş, bahçe turu yapıyorsunuz çok güzel ama bazı bitkilerde de hani odaklanarak tek bir bitki üzerinde de videolar çekin diye ve dikenler tacını seçmişler. Bugün dilim döndüğünce ve tabii görüyorsunuz kolumla size bakım hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi dikenler tacı Tayland milli diye geçiyor biliyorsunuz. İlk olarak ithal olarak geldi. İki tür milli var. Bir tanesi yerli, bir tanesi ithal. Bu bendeki ithal. İthallerin çiçekleri daha büyük oluyor. Yapısı birazcık daha farklı, daha böyle gösterişli çiçekler oluyor. Şöyle bakınız. Mesela tek çiçek. Dikenler tacının saksı seçimi elinizdeki bitkiye bağlı. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer dikey bir saksı seçerseniz bitki boyuna daha güzel büyüyor. Yatay yana doğru konumlandırırsanız da yayılarak büyüyor. Yani çok bir şey değişmiyor aslında. Sadece bu sizin göz zevkinizle alakalı, görselliğiyle alakalı. Şimdi bazı arkadaşlarımız şey diyorlar, dikenler tacı bitkim benim mantar oldu. İşte veya çiçek açmıyor. Şimdi arkadaşlar bu bitki güneşi çok sever. Benim evimin ön tarafı güney cephe biliyorsunuz. Güneşte kavrulacak bir güneş alması lazım. Sukulentgillerden bir nevi bitki. Ve her zaman ben bakın şu alt kısımlarını mutlaka şuradan göstereyim, temizliyorum. Bu dalları alıyorum. Neden alıyorum? Çünkü çok fazla kendini kapattığı için bitki mantar olma riski çok yüksek bir bitki. Suyu sevmiyor. Bakın su milinin düşmanı. Bakın mesela hemen şuradan bir tane filiz göstereyim size. Görüyor musunuz? Minicik böyle kendi kendine çıkıvermiş. Gayet güzel. Yani bakımlarına dikkat ettiğiniz müddetçe onlar size çiçek olarak güzelliklerini sunacaklar. Ne diyoruz? Mili çok fazla güneş sever. Suyu sevmez. Ve mutlaka ve mutlaka bütün videolarımda anlatıyorum. Artık beni bilen arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Paket toprak kullanmıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyorum. Ben bütün bitkilerime istisnasız sadece iki tane bitkim var. Onun haricindeki bütün bitkilerime istisnasız sukulentlerim de dahil bahçe toprağı kullanıyorum. Ben hiç paket toprak almıyorum. Denedim. Birçok bitkimde denedim. Mesela bazı arkadaşlarımız şey diyorlar, işte bitkiyi diktik, salona koyduk ama işte bitki böceklendi. Aslında böceklenen bitkiniz değil arkadaşlar. Aldığınız toprak. Neticede bu toprakların birçoğu, bakın tırnak içinde söylüyorum, birçoğu geri dönüşüm. Bitkiler için uygun değil. Mesela bu bitki doğada yetişen bir bitki. Ama siz onu alıp bir geri dönüşüm materyalinin içine koyduğunuz zaman bu bitkinin tabii ki de gelişimi sekteye uğrayacak. Tabii ki de mantar olacak. Tabii ki de böcek olacak. Yani olmaması mucize olur. Benim mesela hiç şeyim yok. Mucize sizlere anlatacağım. İşte solüsyonum, işte efendim mucize büyütücü falan vesaire vesaire yok. Ben sadece bitkilerime ilkbahar ve sonbaharda koyun gübresi kullanıyorum. Bahçe toprağı, koyun gübresi ve çok fazla su vermiyorum. Ya bu mili 3-4 günde bir sulanıyor ve güney cephe kavruluyor. Yani çiçeğe sürekli su vermek, çiçeğe bakmak demek değil arkadaşlar. Çiçekler ölüyor. Zaten bu bitkinin gövdesi, vücudu su. Siz artı yükleme yaptığınız zaman bu sefer ne oluyor? Mantar oluyor. Bu sefer ne oluyor? Kök çürümeler oluyor. Bunları yapmayalım. Benim yetiştirdiğim, benim bilgilerim bu şekilde. Çünkü ben böyle bakıyorum bitkilerime. Elimden geldiği kadar doğal olarak. Bitkiyi aldığım zaman ben genellikle inceliyorum. Bu bitki önceden neredeymiş? Hani nerede yaşıyormuş? Orman altı bitkisi mi? Efendim bataklık bitkisi mi? Kuraklık mı, çöl mü, nemli bir bölgeden mi geliyor? Öncelikle bunu araştırıyorum. Buna en uygun, benim bahçemde en uygun yeri bulup
bu şekilde konumlandırıyorum ama istisnasız, ama istisnasız ben bahçe toprağı kullanıyorum. Şimdi birçok arkadaşımız şey diyecekler, bahçe toprağını bulamıyoruz, nereden bulacağız? Arkadaşlar, hepimiz pikniğe gitmeyi çok seviyoruz. Bayılıyoruz pikniğe gitmeye. Pikniğe gittiğimiz zaman şöyle güzel siyah toprakların olduğu bir alanla birazcık kazıp güzel bir toprak alıyoruz. Bu toprak sert olacak muhtemelen. Onun içerisine yaprak, ağaç yaprakları veyahut da hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Evde dökme çay. Çayımızın posasıyla ben karıştırıyorum toprağa hacim vermek için. İçerisine de çok az koyun gübresi ilave edip bitkilerimi bu şekilde dikiyorum. Eğer sonbaharda yaprak biriktirebildiysem, bahçede varsa o şekilde. Yoksa da çay, dökme çayı bahçenin belirli bir noktasına döküyorum sürekli aynı noktaya. Orada çayım oluyor. Onu alıyorum, toprakla beraber karıştırıyorum. Çiçeklerimi bu toprağa dikiyorum. İnanın ne bir böcek, ne bir zararlı, ne bir haşerat herhangi bir şey olmuyor. Bir de birçok arkadaşımızda şunu duyuyorum. Solucanları, işte saksımda solucan var, işte biz bunları öldürelim. Hayır arkadaşlar, neden öldürüyorsunuz solucanı? Bırakın solucanlar saksının içinde yaşasın doğal ortamında. Mesela birçoğunuz, ben almadım ama birçoğunuz solucan gübresi alıyorsunuz. Öyle düşünün. Ya solucanlar bu bitkiler için faydalı. Bakın, solucanları öldürmüyoruz. Tekrar ediyorum, solucanları öldürmüyoruz. Onlar bizim için faydalı. Bir takipçimiz şey yazmıştı. Peki solucanlar geçip saksıdan çıkıp evde gezerlerse? Hiçbir zaman arkadaşlar ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gezmezler. Gezseler dahi yani bir zararını görmedim şimdiye kadar solucanların. Hani bize bir şey yapacaklarını ben düşünmüyorum. Onun için içiniz rahat olsun. Ben kendi bilgim dahilinde, kendi yetiştirdiğim bitkilerim hakkında bilgiler veriyorum. Deneme yanılmayla, bazılarını birkaç defa öldürerek, deneyerek, çünkü ben de acemiyim, bilmiyorum. Ve bu şekilde doğru yolu bularak deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Elimden geldik kadar milli hakkında bilgiler verdim size. Çoğaltılması çok kolay arkadaşlar. Şu şekildeki yan sürgünlerinden yapıyorsunuz. Fakat ilk diktiğiniz zaman hemen su vermiyorsunuz. Önce bir bırakın kenarda. Bu bir süt salgılayacak, tıpkı incirde olduğu gibi. Kenara bir bırakın. Sütünüz salsın. Akabinde dikin. Bahçe toprağına güzelce. Ama bir gün su vermeyin. Ertesi gün çok az su verin. O şekilde bırakın. Kendi haline bırakın. Özellikle yazın. Salon bitkilerimiz dahil arkadaşlar evde tutmamamız gerekiyor. Onların hava almaları, onların oksijen almaları gerekiyor. Onları bir pencere önüne, varsa bir açık balkon, yoksa bir pencere önüne, ya dışarıya, yani en azından hiç değilse bir ay kadar, 15-20 gün kadar dışarıda kalmaları gerekiyor ki kışa dayanıklı olsunlar. Kış uykusuna yatsınlar ve ilkbaharda gene bize muazzam şekilde çiçeklerini sunsunlar. Tayland Mili hakkında söyleyeceklerim, bilgim benim bu kadar. Dediğim gibi ben deneyimleyerek her bitkiyi inanın 2-3 defa belki öldürerek, belki yaşatarak, büyüterek, çoğaltarak öğreniyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Karamel. Ne oldu kuzu? Gel. Gel. Hiç pas vermeyen, yanımızdan kaçan bir karamel. Biz de böyle bir kırık bilekle sizlere elimizden geldik kadar bilgiler vermeye gayret ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Her zaman söylüyorum. Bana soru sorabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Yetiştirdiğim bitkiler hakkında. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ederim. Ben satış yapmıyorum bunu. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Satış yapmıyorum ama yapan arkadaşlarım var. Her zaman söylediğimiz gibi, her nerede, kiminle ya da kimlerle yaşıyorsanız, nerede mutluysanız, orada kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.